17 yaşındaydım ya. Hmm. Ehliyetim yoktu, arabam vardı. Oyuncu olmak için doğdum diyemem ama ben... Hamlet falan. Biz sabah <laughs> birbirimize GÜNO falan diye Guno, mesaj atıyoruz artık. Ben öyle konuşmazdım. Dalıştan korkuyorum. Klostrofobim var ama uçaktan atlarım <laughs> yani. Yolun <laughs> konusunda motive ediyor musun Nansan'ı? E, hayır, o çok öyle eğitim vermeye meraklı olduğunu zannetmiyorum. Benim neymiş yakışıklı tanım? Tövbe estağfurullah geldiysen üç kere vur. Anthony Hopkins, Jack Nicholson. Doğru. Doğru. Haluk Bilginer. İşte bana onlar yaşlı gibi gelmiyor. Alev Apo'ya aşık olabilir tabii ki. O zaman Aşık olabilirse. Ya Müjde nasıl olur da kadın erkek ayrımına inanmaz? Yıldır öğrendiler. Çok güzeldi. Kadınlara şey. mahsus bir Serdar Akar filmi. Ee, nasıl kabul ettin? Serdar Akar %99.9 <laughs> etkili olmuş olabilir. Estetiğe de çok meraklıyım. Yani güzel şeye de bakmalara doyamam. Kendin yani. de öylesin. bunun ne önemi var hayatta? Karnımızı mı doyuruyor? Ne yapıyor yani? Çok... Karnını da doyuruyor bence. Her şey de. evet. Şimdi söylerken fark yani. da olabilir. Ne olursan ol, rahat olun. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda denge sevdalısı, olasılıklı yaşama tutkun, rahat mı rahat biri var. Müjde Uzman karşınızda efendim. <laughs> Çok güzel anlattın ya. Ya gerçekten. Bak sürpriz oldu. E, o kadar hoşuma gitti ki böyle seninle ilgili her röportajı izledim, okudum ve bu hani hem olasılıklı yaşama tutkun olman hem de dengeye sevdalı olman çok güzel tanımlıyor diye düşündüm seni. Çok güzel tanımlıyor. Zoru başarmaya çalışıyorum ama evet, yapıyoruz. Bir şekilde bugünlere geldik yani. <laughs> Bize o kadar iyi geliyorsun ki sen. Özellikle son yıllarda seni her gördüğümüzde sanki hayatta tosbağımymış gibi hissettiriyorsun <laughs> günlük dertlerimizden arınıyoruz ve rahatlıyoruz. Bu rahatlık meselesiyle senin e, nasıl bir ilişkin var? Rahat bir çocukluk muydu seninki? Rahat bir ailede mi yetiştin? Yani öncelikle rahat e, gözükmeme çok sevindim çünkü aslında o kadar rahat bir insan değilim. Tam tersi oluyor zaten. Evet. Kendi içinde kendini rahatsız eden insanlar çünkü bize iyi geliyor. Rahatlığı sağlamak için biraz rahatsız olmak gerekiyor. Ben de o son resmi sağlamak için uğraşıyorum. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum hepimizin. Çünkü işte olasılık meselesi, hayata bir kere gelmiş olmamız meselesi. Benim hep bütün çıkış noktam orası olduğu için çok keyifli ve çok rahat yaşamak istediğim için hem içimde hem dışımda. Bir tabi mücadeleye giriliyor yani ama karşılığında dışarıdan Güzel hisler hissettirmek hoşuma gitti tabii sevindim böyle söylemene. Rahat bir çocuk büyüdü seninki rahat bir aileden büyüdü. Hayır aslında annem gayet benim gibi yani her çocuk annesine benzemek istemez sonra da benzer ya ben de öyleyim. Yaşaldık annemize daha çok benziyoruz. Aynısı oluyoruz yani inanılmaz bir şey. Ama işte şimdi anlıyorum yani önceden bana müdahale gibi gelen şeyleri niye yaptığını anladım. Bu anne baba da olsan herkes insan, herkes bir yollardan geçiyor. İşte büyümek o anlamda çok rahat. Küçükken bir şeylere sinirleniyorsun da büyüyünce aman diyorsun neyse geldik bu yaşa artık aman diye daha anlayışlı oluyorsun. Yani rahat bir çocukluk derken şöyle annem çok kendi alanına düşkün, ben de öyleyim. Kendi kurallarına düşkün, ben de öyleyim. Öyle bir kadın. Şimdi onu anlıyorum. Ama çok rahat büyüdüm mü? Hayır ama iyi ki de öyle büyüdüm. Çünkü olduğum kişiden çok mutluyum. Memnunum hayatımdan yani. Ben törpülemek istediğimi törpüledim ama iyi olmuş. Çünkü çocukların ve genç yaştaki insanların mutlaka yönlendirilmeye ve sınırlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böyle ortaya salmamamız gerekiyor bence. İnsan ruhunun bir eğitime ihtiyacı var çünkü. Babam çok rahattı. Annem sıkıydı. O değildi orada bulunduğu. Onlar da terazi zaten. <laughs> Biz terazi ailesi olarak dengemizi bir şekilde bulduk. Peki aslında böyle e, kariyer yolculuğuna bakınca e, şöhretten kaçtıkça bir şekilde şöhret olmuşsun. Yani hiçbir zaman birinci önceliğin şöhret olmak olmamış hayatında. Halkla ilişkiler mezunusun. Bir dönem e, tamamen böyle öylesine katıldığın bir erik look birinciliğin var. <laughs> evet böyle bir şey oldu. <laughs> O da herhalde sonunda araba var diye katılmışsın değil mi? Evet. Araba çok büyük etkendi doğru. Yalan söyleyemeyeceğim. Şimdi de o zaman da bir araba sahibi olmak önemli bir aset. Evet. Hasret. 17 yaşındaydım ya. <laughs> Ehliyetim yoktu, araban vardı. Çok komikti yani. Yani oyunculuk evet hayatında nasıl? Yani tutkunu olduğun bir iş mi? Yani nasıl bir keyif alıyorsun oyunculuktan? Keyif alıyorum. Almasam zaten yapamam. Hı -hı. Ama hayat amacım mıydı? Hayır. Hı -hı. Hayallerimi mi de Hayır. Ama bir şekilde motivasyonumu ve yapmak istediğim şekilde hale getirdiğim bir yola girdiğime göre seviyorum. Yani böyle aşığım, oyuncu olmak için doğdum diyemem ama ben... Hamlet falan. Yani böyle sahne tozu falan. Ama e, zaten öyle olunca biraz aşk gibi, kör oluyor insan gibi düşünüyorum. Evet motivasyon çok güzel bir şey. İtici güç, ateş iyidir ama onun da biraz farkına varmak lazım. Ben o yüzden kendimi yine bu anlamda dengeli hissediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum ama aşık <laughs> olmaya gerek yok bence. <laughs> korumaya çalışıyorsun bir taraftan. Evet. Ya çünkü hayattan kopmamak gerekiyor. Bir gün bu işi yapmayabilirim. Yani bir şey olabilir hayatta. Böyle her zaman B planı C planı yapmak beni iyi hissettiriyor. Kariyerin boyunca evet çok yüksek reytingli gündem dizilerinde oynadın ama bu son dizi Kızılcık Serbet'i. <laughs> evet bu biraz <laughs> Ve özellikle de dizide canlandırdığın karakter bir fenomen oldu. Uzun yıllar unutulmayacak bir karakter olacak Alev kesinlikle hani bahse varım dizi de keza öyle. Yani başına bu gelen şeyden memnun musun? Memnunum, memnunum. Ee, gayet memnunum. Çünkü hala benim istediğim şekilde ilerliyor. Yani evet biraz başıma gelmiş gibi oldu. Yani bu şimdi yanlış anlaşılmasın bir sürü insan var oyuncu olmak isteyen veya e, yani şükretmediğim bir yerden söylemiyorum bunların hiçbirini. Sadece herkesin kendi huyu suyu ve hayat yolculuğu var. Orada ben bunu amaçlayıp e, illa bu olsun diye uğraşmadığım için bunları söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ya şunu da böyle birazcık açıklamanı rica edeceğim. Çünkü gerçekten de yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ton bu. Evet. Şöyle hayatta tutkun olduğun çok şey var senin. E, eş zamanlı olarak yapmak istediğin bir kere bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme sevdalısın. Bir yere kanalize olup böyle kanalın son damlasına kadar oraya emek vermektense kaçırdıklarını üzülüyorsun hani verirken bir taraftan. O yüzden belki <laughs> değil mi? O yüzden. Ve yine ben şundan da de... eminim diyelim ki sen hani tabii ki Allah gecinden versin hani bu diziden ayrıldın hani hayatın diğer alanlarından şimdi hele bir de hani müjdeyi daha çok tanıyor bize iyi gelmeye devam edeceksin yaptıklarında öyle değil mi? Evet oturup yataklara düşüp mahvolmam yani çünkü hayatın dallarından biri bu. Her yolculuk farklı. Bu da böyle oldu. Hı -hı. Tamamen işte zamanlama, doğru kas, senaristlerin başarısı, yapım şirketimiz, bizim kararımız. Hı -hı. Yani ben Kızılcık Şerbet'in önce başka bir dizi görüşmesine de gittim mesela Hı -hı. onu tercih etsem. Başka bir yola girecektim. Hayat Hı -hı. böyle bir şey. O yüzden o başıma gelenlere ne çok çıldırıp kendimi kaybediyorum. Ne de bir gün biterse hayatım biter gibi düşünüyorum. Ee, ama şey hissi çok güzel. Bir kere açık sözlü olmak açık sözlü konuşabildiğin insanlarla çalışmak çok önemli. Böylece başka karambollere girmiyor hayat hiçbir zaman. Ben şey çok merak ediyorum. O yüzden ederim. rahatım bu dizide de rahatım. Kendimden bir şeyler katacağım. Doğaçlama replikler eklediğim bir iş oldu ilk defa. Evet. <laughs> Vallahi bunu ilk defa yaptım. Mesela nedir? Hangi replik senin doğaçlama eklediğin replik? Ya yüksek ihtimalle böyle nidaları veriyorumdur. Mesela burada da arkadaşlarım var şimdi. Bazen seyrederken Mesaj atıyorlar. Bu kesin senin lafın, ben bu lafı biliyorum, cümleyi Değil biliyorum mi? diye. Hani bazen cümlelerin başına bir şey ekliyorum ya da böyle saçımı oynama hareketlerim falan. O mesela yetolar falan senin dilin mi? Değil. Ben hiç öyle konuşmuyorum yani. artık öyle konuşuyorum. O <laughs> alevden zaten, bana geçti. Hepimiz öyle konuşuyoruz. Yani. <gülüyor> Biz <gülüyor> sabah birbirimize güno falan diye Gino. mesaj atıyoruz Tabii. artık. Ben öyle konuşmazdım. Benim farklı kelime uydurmalarım mesela? vardı. Yani ben garip garip kelimeler icat ediyorum. Yani mesela zımbırtı yerine... Başka bir şey söylüyorum falan. Yani onları diziye koyamam. Yani öyle kimse öyle. anlamaz. O benim kendi kelime dağarcığım Sözlük ama. çıkarmamız lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir Alev sözü. Ama bazen yiyor. Yani evet. bazen. Mesela Yiğit de yapıyor onu bu arada. Yiğit Kirazcı da yapıyor. Onun da öyle bir huyu var. Yani o an bazen bir şey yapıyorum. Benim karakterim, oynadığım karakter bana çok müsait. Evet. Yani o kadar sınırları olan bir kadın olmadığı için ben bazen kendim bir şey ekliyorum. Fark etmiyorlar bile. E, o da. Alev'e de uygun. Böyle <laughs> devam evet. ediyoruz. Böylece daha rahat e, oynayabiliyorum. Yani o şans tabii ki bana İlk defa böyle komik, geyik, espri yapan bir rol teklif edildiği için sonuna kadar tadını çıkartıyorum tabii ki. Çok yani şanslıyım o açıdan. Bir de ben beni yani yine benim hissim belki bana katılırsın. Alev, Müjde'ye çok benzeyen bir karakter. Müjde o zaman çok benzeyen ya da yani benzer yanları olan bir karakter. Belki de bugüne kadar oynadığın karakterler içinde sana en yakın karakter. Ama sen evet bir halkla ilişkiler mezunusun. Sunuculuk çok iyi yaptığım bir sunuculuk kariyerim var ve isteğin var. Hani bütün bunların böyle birleşeceğini mi? seni bir, bir toks sunucusu falan olarak hayal ediyorum ben bu düzden sonra. Vallahi her şeyi yapabilirim. <laughs> yani uzun zamandır ben de bir işte YouTube kanalı açmaya gayret ediyorum. Çünkü o zaman orada bütün bu herkese garip gelen, ah, bir insan hem bunu yapıp hem bunu niye yapsın? Ya da bunu yapan bunu niye yapsın?" denilen. Ben çocukluğumdan beri bunu duyuyorum. Benim için garip evet. bir şey değil. Bütün hepsini kusabileceğim bir alan aslında sosyal medya. Kusmak dediğine bakmayın. Hepsi çok değerli özellikler bunlar. Çok iyi tahminat yapabiliyor musun? Çok iyi araba kullanıyor. Ee, ekstrem sporları büyük bilgisi var. Oradan atlar, buradan atlar falan gibi şeyler var. Ee, dalış da var mı? Dalış, dalış, yok. dalış yok. Dalıştan korkuyorum. Klostrofobim var ama uçaktan atlarım ya. Ona okeyim ama dalmaya <gülüyor> yok Ve <laughs> 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 tüm yani bunu ve unuttuğum özelliklerini ee, bir de şöyle bir şey kendisi vejetaryen olmasına rağmen e, büyük bir yemek karıştırıcısı. Yani sen neyi neyle yiyorsun? Çok acayip bir şey özelliklerim var. Bir İlk kere kahvene okaliptüs gelen... attığını gördüm olips, ben. Olips, olips. Var. Mentollü, Ment. okaliptüslü oradan aklına gelmiş. <laughs> evet, hani. En sert, en yükseği. Onu da tamamen tesadüfen buldum. Sinüzitim var diye böyle yüzüm şiş, sinüslerim şiş uyanıyordum. Ya dedim bunu hani okaliptüs, biraz da ev aktar gibi. Böyle yağlar, bitkiler falan. Evde de bitki yetiştiriyorum. Dedim bu ferahlık verir, şu şöyle yapar. Sonra dedim acaba şeker mi atsam daha kolay olur. Ben normalde kahve de içmezdim. Ta ki işte sabah bu e, kahveyi içene kadar sadece sabah içiyorum burada, başka da içmem meraklı Ama değilim. Ama ben onu deneyeceğim. Çok güzel açıyor. Valla yani. birkaç kişi şeyi oldu yani meraklısı oldu. Onun dışında ilk aklıma gelen ıspanaklı börek bal. Bal. Yani bal Hı -hı. döküyorum üstüne. Yani yeni yeni şeylere de açayım. O Tatlı ekşi. Hı -hı. Ekşi tuzlu olayı çok hoşuma gidiyor benim. Ben yani ben karşı değilim. Böyle yapanlardan değilim. Seninle de beraber denerim. Ben de yani olasılıklara kapı açan bir insan oldum için hayatta. Müzik sanki oyunculuktan biraz daha senin için önemli ya da tatmin ediyor ya da mutlu ediyor şarkı söylemek seni. Mutlu daha doğru kelime evet. Peki yani o gerçekten konservatuar sınavından gittiğin günü lanet ediyorsun ara ara demek. Tek hayatta tek üzüldüğüm şey ya. Bak hiçbir şey üzülmem, hiçbir şeyden pişman olmam ama yani... ne oldu, ne geldi aklına, ne dürttü de seni çok çok küçüktüm ya. Bir Kaç de çok yaşındayım? inat İnatçıydı ilkokul İlkokuldu. sonları filan. Tam işte olarken. geçecektim konservatuara. Ya bu tamamen çocuk inadı. Yani bir şeye sinir oldum ve çok inatçıydım. Yani şimdi inatçıyımdır ama daha mantıklı yerlerde bu özelliğimi uygulamaya geçirmeye gayret ediyorum. Yani o zamanlar işte hayatı bilmiyorsun, küçüksün, yerli yersiz bir şeylere inat ediyorsun sonunu düşünmeden. O beni tabii ki sonra sonra çok üzdü ama... Hiçbir şey için geç değil. Ben piyanomu annemin evinden aldım. Akortunu yaptırdım. Tekrar onu hatırlayacağım inşallah. İşte şu an bile sesim biraz kısık. Maalesef stres olunca ya da biraz üzülünce veya biraz işte hava değişince, lodos çıkınca falan Sesim kısılıyor onu düzelteceğim şimdi eğitim alıyorum. Türkiye'nin en iyi e, piyanistlerinden biri de senin arkadaşın Sinan Akçıl. Ben evet, çok beğenirim doğru. yani hem bestecilik şeyini hem de piyano çalıştığını. oyuncudan çok müziğen arkadaşım var zaten. Şeyde olarak. o piyano konusunda motive ediyor mu Sinan seni? Hayır o çok öyle eğitim vermeye meraklı olduğunu zannetmiyorum. Şarkı Ama verir ben. Şarkı verebilir ya da şey e, hepsinin e, piyano hocası bir sürü hı. değerli arkadaşı var. Hı hı. Zaten zaten isimler de aldım birkaç Hı -hı. tane. İşte dizi temposundan fırsat Hı -hı. kalırsa e oralara da gireceğim. Çünkü ben e, yani müzik başka bir şey. Yani illa söyleyeyim, şarkıcı olayım gibi bir şeyim yok ama müziksiz bir hayat gerçekten düşünemiyorum. bildiğim böyle herhalde var. senin yine en rahatlatan şeylerden biri. Yani öyle dost hani sofralarında hep çalınsın, söylensin öyle. Aynen. Aynen. yani araba kullanayım, müzik dinleyeyim. E, setten çıktım, yorgunum. Tek motivasyonum olan güç veren şey bana konsere gitmek, yetişmek hı. mesela. Yani mutlaka bir müzikli bir şey yapmak zorundayım. Bu yaz gittiğin zorundayım. en iyi üç konser kimlerinde? Ben bu yaz galiba hep aynı yerlere ve aynı şeylere gittim. <laughs> e, hatta sahneye de çıktım o yüzden evet. biraz arkadaşlarımın sahnelerini sabote etmiş olabilirim. Ya e, Murat Dağ Kızıç'ın eski orkestrası var, eski hı. ekibi. Biz onlarla çok çok yakın arkadaşız çok hı. eskiden beri. Onlar da bir grup kurdular Nizap diye. Hı hı. Zaten onları izlemeye destek olmaya gidecektim. Sonra dediler ki niye bir iki şarkıda da çıkmıyorsun? Sonra ben bir iki şarkı değil dedim ben inmeyeceğim o zaman sahneden. Biraz daha söyleyeyim. Aa onlarla turne yapmışsın sen. Aynen. Zaten <laughs> gidip geliyorlardı Foça'ya, Kuşadası'na. Ben de onlarla gittim, geldim. Bayağı bütün şey programıydı sahne değil mi? Solistin. Evet, evet. Yani şey, onlar zaten birkaç e, solistler, 3-4 kişi söylüyorlar. Yani bizim yol gibi. Aynen öyle. Dönüşümü söylüyorlar. Ben de hazır bulmuşum arkadaşlarım rahat ortamını. Şamaratlık yaptım. Bana diyorlar kulaklık. Yani Müjde yine öbür şey şarkı gene gelirsin. Daha havalı olur. Hayır ya ben inmeyeceğim falan. Peki Böyle... senden en çok istek alan tekrar söylemeni istenen biz yaptığın şarkı hangisi? Ay benim o ses Türkiye'de söylediğim şu kartel <gülüyor> ve <gülüyor> dan sonra şarkısı var. Hep onu söylüyorum zaten. <laughs> zaten şimdi şimdi daha onlarla birlikte başka şeyleri de eşlik etmeye başladım. Tabii ki öyle aman aman bir yakışır sana böyle bir rap, rap sal, yeni bir şey. Yaparım. yaparım. Bence de, de yap. Çok çok güzel olur. Ya bir nasıl olur da kadın erkek ayrımına inanmaz? Ben insan, bunu biraz anladım. Hiç. Gerçekten sıfır bende o. Yani böyle hani aynı dili konuşmadığımıza falan hani aynı şeyler <laughs> şeyleri önemsemediğimizde hayata bakış açılarımızın aynı olmadığına falan inanmıyorum. Ben galiba genelleme denen şeye inanmıyorum. Ha, evet o zaman inanmıyorum. Ben inanıyorum. hiç ııı e Şimdi madem bunlar kalıp öyle bahsedeyim. Ben hiç kadın kalıplarına uyan bir karaktere sahip hı hı, değilim. Evet. Dolayısıyla ilk ben kanıtım bu. Ben o kadın normuna uymadığıma göre demek ki benim gibi bir sürü insan var. İki, erkeklere de biçilen rollerin hepsi aynı olamaz. Yani çoğumuz o role girmeye çalışıp da bence hayatımızı birbirimize zehir ediyoruz. Hı hı. Yani erkek öyle olmalı, kadın böyle olmalı, birbirimize böyle yapmalıyız. Bazen bazısının hoşuna gidiyor o rol, abartıyor bu sefer. Yani dengeler bozuluyor. Hı hı. Aslında herkes rahat ve kendi olsa rolden de bahsetmeyecek hiç kimse. <laughs> Belki birbirine bela da olmayacak. E, hormonlar elbette. E, organlar farklı. Bir de bu kalıplar o daha da keskinleştiriyor aslında. Hani tabii iyice üstüne çizip altını çizmiş Sözüm. oluyorsun. Kesinlikle. Yani kadın erkek diye bakmak yerine insan olarak bakmak, o insanın özelliklerine bakıp davranmak bana daha doğru geliyor. Çünkü herkes farklı. E, kad ne kadın olduğum için kötü araba kullanıyorum demek. Ne o erkek olduğu için sahiplenen namusunsun diyen erkek olmak zorunda. Kimse kimse böyle baskı yapmayıp o içi gerçek içindeki huyu neyse onu özgür bırakmasını sağlasalar birbirlerine çok güzel destekliyorum. olacak. destekliyorum ama bu bir ütopya biliyorsun. O kadar çok yıldır öğrenilen şeyler var. Evet ben de kesinlikle keşke. Hayalim, umudumuz cennet. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben biraz hayata bir şeyleri oldurmak için geldiğime inanıyorum. Çünkü Bitmek tükenmek bilmeyen bir gücüm var bu konuda. Ve <laughs> Evet o da doğru. Evet. Ee, ve oluyor da yani tabii ki bazı şeyler zor şeyler nadiren olur. Ama bir kişiyi kazansan, bir kişiye bir tohum eksen. Bir kısen, deniz yıldızı. Bir başkası kısar. sana bir tohum ekse. Tabii ki ben de bir sürü şey öğreneceğim bu hayatta. Kârdır yani birbirimizden başka kimseniz yok. Ee, gerçekten Bundan ben şimdi... Bundan sonra ben de böyle söyleyeceğim. Kadın, kadın erkek arasında ne, ne alakası var şimdi? Yani kadınlar kötü araba kullanıyor. Yo bizim evde babam arabayı kullanamayan. Şimdi ben böyle bir ailede büyümüşken bizim evde tamirleri annemle ben yapıyoruz. <laughs> Harikasınız. E bu bizim için mesela çok doğal bir Çocuklarımızı bir şey. da böyle büyüteceğiz ve böyle böyle aslında bir ütopya gerçekleşecek. Çok haklısın. Yetenek ve huyla alakalı gerisi fasafis yani. Yani kadın demişken tabii bir şu anda buluşma amacımızdan da bahsedelim. Kadınlara mahsus bir Serdar Akar filmi. Sekiz kadının iç içe geçen hikayeleri kadın kadının yurdudur diye e, yola çıkan bir motto. Öncelikle nasıl kabul ettin e, karakterin e, ne anlatıyor ve karakterin sana ne kattı? Hiç zor olmadı. Üçüncü salise kabul ettim. <laughs> Hangi cümle üzerine? Serdar Akar yüzde doksan etkili olmuş olabilir. E, onun dışında kast e, direktörümüz çok sevdiğim, tanıdığım e, bir arkadaşımız Mehmet Ertan Sel. Kast e, diğer Oyuncu arkadaşlarım müthiş. Ben menajerimle Raşan'la yeni çalışmaya başlamıştık. Çok güzel denk geldi zamanlaması. Bir de işte her zaman gelen işlerden biri değildi bu. Bu çok özel. Şimdi Serdar Akar kadın işi çekmez, kadın işi çekiyor. Anlatılan şey çok... Şimdi ben kadın kadının kurdu değil yurdudur, duran yani o kadın erkek keskin <laughs> ayrımına çok inanmasam da birbirine destek olan insanların hikayesi her zaman Tabii ki vurgulamak istediğimiz şeylerden biri ee, ve bu ülkede belki de dünyada da öyle maalesef bir şiddet artışı var. Ee, dizilerden, filmlerden feyze almak hiç inandığım bir şey değil. Ne oradan tarih öğreneceğiz ne orada şiddet gördük diye şiddet eğilimli olacağız. Ama ve lakin, bazen de gerekiyor işte yani ilham olmak motivasyon vermek insanlara belki bir fikir vermek gerekiyor. Öyle de bir dönemden geçtiğimize inanıyorum ülkecek. Hatta dünya da böyle artık yani biraz çıldırdı bence insanoğlu. O yüzden güzel mesajlar, iyilik, dostluk, birbirine sarılmak, birbirinin omzuna yatmak, sırtına dayanmak, güç almak, kadınmış, erkekmiş o noktada benim için önemli değil. Böyle bir hikaye anlatmak çok güzeldi. Benim Hikayem de o insanlardan biri. Zaten bütün kadınların dönüşümünü şiddet görenlerden izleyeceğiz. Birisi. Benimki aslında pek şiddet değil. O şiddet bir tane ana hikayemiz var. Biz aslında hem o arkadaşımıza destek olup hem de kendi travmalarımızı sorguluyoruz bir yandan. İşte ben biraz daha böyle katı karakter, biraz bana benzeyen tarafları vardı. <laughs> Bunun da mı? Ee, ama işte hepsi dönüşüyor aslında o kadar söyleyeyim. Serdar Akar'la çalışmak çok güzel. Bir sürü güzel arkadaş edindim. Çok çok güzel Şeyler hissettirdi Peki, bana. Peki bu filmi izlemeye gidenler salonu hangi duyguyla e, terk edecek? Allah bu son zamanlarda moda olan ama bence yıllardır içimizde olan şu farkındalık hmm. ve gülümseme. Çünkü hmm. mutlu sonlara, iyiliğe, güzelliğe, evet. iyileşmeye ihtiyacımız var. Çok merak var. ettirdi evet o yani tünelin ucundaki ışığı görüyormuşuz galiba sonunda. Bari filmler, bari işler şöyle mutlu sonla bir şey bitsin de. Hayatımıza biraz renk gelsin diye düşünüyorum. Peki İnci Taneli'nin Yılmaz Erdoğan'ın e, dizisinin fragmanını izledin mi? Bir tartışma var şu anda. E, kadın cinayetleri evet. bir senaryo konusu edilemez diye. İyi bir şey anlatmak için zıttını göstermek gerekiyor. Sanatı başka türlü yapamayız. Yani bu tiyatro ilk icaz olduğundan beri, sanat insanların kalbine ilk düştüğünden beri var. Çünkü başka bir anlatım dilimimiz yok. Onun üzerine bir şey inşa edilebilir ama kötüyü göstermezsek iyi anlatamayız. Şimdi bir fragman, bir tanıtım nedir? İşin ilk girizgahıdır. Ben Yılmaz Hoca'nın Şimdi, çok dikkatli davrandığına eminim zaten. Yani. Dünya ve ülke o kadar hassas ki ve sosyal medya maalesef çok büyük faydaları olmasına rağmen bir taraftan da çok büyük karambol sebebi. Şimdi bir anda hemen bir dakika bu ne romantikleştiriyor musunuz? Hayır, bir dakika bir, bir duralım bakalım. Ne anlatacağız? Ne yapacağız? Ne demek istiyor belki de Öyle düşünen bir adamı sorgulayıp yerip eleştirecek bilmiyoruz. Belki de ikinci cümlesi başka bir şey olacak. Yani bu hikayeyi anlatmamız... O zaman ne yapalım? Sondan başlayalım. Dizinin sonunu verelim. Bir bölüm sürsün biz. <laughs> yani birazcık sakin i̇şte olmak reka, gerektiğini işte düşünüyorum. Reka. İşte büyüdü Yani e, Yılmaz Erdoğan yıllardır... E, camiamızın önemli insanlarından. Anlatım dili çok kuvvetli ve eminim ki bir girizgah yapıyor şu an. Hoca yani. Ha, sonra yapmazsa sonra başka bir yere giderse o zaman bakarız. Yani bir, bir saniye sakin olalım diye düşünüyorum. Ben. Kendini hani olasılıklı yaşamak konusunda neredeyse bağımlı olarak tanımlaman çok hoşuma gidiyor benim. Bir önceki hayatında mucit miydin acaba? Çünkü bu birazcık da keşfetmeyi, kazımayı, falan gerektiriyor ya bu olasılık peşinden gitmek. İnanır mısın reenkarnasyona? İnanmak isterim. Ben hiçbir şey körü inanmam. Her zaman açık kapı bırakırım. Bir i̇nşallah, de terazilere inanırım. İnşallah vardır. <laughs> Her zaman öyleyim yani. İnşallah öyledir. Ne <laughs> güzel olur evet. filan gibi. Bir öz veya psikolojik bir açılım yapayım kendime. Ben bu olasılık hesaplamalarımın birazcık korku bazlı olduğunu düşünüyorum. Yani insanın kendi gözünün içinde çok korkmadan bakması lazım bu açıdan. Dürüst olduğumda ben niye böyleyim dediğimde tabii ki bunu faydaya çeviriyorum ama bunun altında korku var. Ben biliyorum. Yani yaşama sevinciyle öleceğim, gideceğim, kaçıracağım hayatı aslında çok ince bir çizgiyle ayrılıyor. İkisi aslında aynı şey benim için. bir, çok güzel yaşamak istiyorum. Her şeye yetişmek istiyorum. Bunu yapabilecek gücüm var. Şeye de inanmıyorum ben. İşte insan bir şeyi çok iyi yapar. Bölünürse yapamaz. İnsan her şeyi yapabilir. Bedelini de öder ne olur çok yorulursun işte mahvolursun belki birileriyle aran bozulur ama yapa yani ben bugüne kadar bunu yaptım yapabildim inşallah yapmaya devam ederim. Bir tane hayatımda beş kişi gibi yaşayabiliyorum şimdi bu kar yani bir de, bir değil de ne? Çünkü bir mesleğe mesleki değil hani ben emin alacağım Oscar'a gideceğim falan değil yani daha global şeylerim var e, hayallerim var daha bütüne yönelik. Öyle yani hem faydalı olmam lazım hem kendimi yetiştirmem lazım. Her anlamda bu arada yani bir şey tamir etmeyi de daha iyi tamir edeyim diye de vakit ayırmak istiyorum. Görmediğim yerleri de görmek istiyorum. İşimi daha iyi yapmak için belki de ruhani bir kampa gidip orada da beslenmem gerekiyordur. Yani bunları kaçırmanın İnsanın hiçbir hayatındaki hiçbir alana faydası olacağını düşünmüyorum. Hayat kaçırmamak lazım. Güzelliğini konuşmak istiyorum. Sen onu da çok da önemseme ya. Tamam Allah vermiş böyle. Çok teşekkür ederim. <laughs> kime göre neye göre? Mesela kime göre güzel? Neye göre güzel? Ki bu arada çok garip. Ben estetiğe de çok meraklıyım. Yani güzel şeye de bakmalara doyamam yani. Tamam, ama kendin de öylesin. Hani çok zevk aldığım için onu söylüyorum ama şimdi benim Kime göre, neye göre? Bunun ne önemi var hayatta? Karnımızı mı doyuruyor? Ne yapıyor yani? Çok... Karnını da doyuruyor bence. Her şey de. evet. Şimdi söylerken fark yani. da olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Yani şey değil. Ay utanırım. Estağfurullah değil. Bir şey güzelse, iyiyse övme taraftarıyımdır. O da ayrı. Ama üşeniyorum ben. Yani hayatımın Önceliklerinden biri ay şuram buram güzel olsun yani şöyle değil. Yani saç rengini değiştirmemişsin saçında boya yok tamamen doğal. Burun estetiği olmuşsun çünkü soldan Brezilyalı sağdan Karadenizli evet, gibiydi burnum diyorsun. Nasıl öyle bir buruna sahip oldu kırıldı falan Bilmiyorum, mı? Bilmiyorum doktor da şaşırdı. Yok <laughs> de, şimdi aşırı anormal alerjik olduğum için ben doğmuşum bebekken alerji olmuşum. Yani Hı. ben hastanelik oluyordum çok kötü. İçeride mukozası şişince de daha tabii küçüksün kemikler daha oturmamış. İttiriyor şişen e, mukoza kemiği. Aa. Ama bir taraftan aşırı yukarı kalkık gözüküp öbür taraftan kocaman dev gibi gözükmesi. Doktora gittim. Beni şimdi gördü. Üç boyutlu tabii görünce farklı oluyor. Ha, sen herhalde ameliyat oldun. Bana düzelttirmeye geldin dedi. Hayır dedim bana bir de sağdan bak. <laughs> ah dedi bu nasıl bir şey. Aa dedim öyle bir şey. Bu arada şey de yoktu. Nefes alabiliyordu. Suzan bir Brezilyalıydı. Hala solum daha güzel ama o herkesin asimetrisi falan. Brezilyalı sağdan falan. yok canım, iki taraftan aynı. E şimdi yapıldı artık. <laughs> ama şey onu itiraf edeyim. Hani bir sıkıntım yoktu. Nefes almakla alakalı, uyumakla alakalı. Ben televizyonda iş yaptığım için artık dedim ki ben bununla baş edemeyeceğim. Yani bu yönetmen diyor ki kızım bugün üstünde bir garip bir. Hal var bir suratın mı asık falan. Hayır diyorum sağdan çekiyorsunuz <laughs> beni çünkü şu an. O kadar etkiliyordu Onun gerçekten. Yine, orada da dengeyi bulmuşsun. Çünkü anlatıyorum diyorum ki bakın derdim güzel gözükmek değil. Evet, ama Size bunu farklı. söyleyeyim siz karar verin. Hani cidden bir ifade farkı oluyor. Siz bunu okeyseniz ben karışmam. Onlar da aa yok evet ya mümkünse soldan çekelim diyorlardı. E ne oldu bu sefer suratım yamuldu. Ben sürekli soldan poz vere vere yüz yogası yapmışım gibi oldum. Bu kaslarımı çalıştırıp durdum. Şimdi iyice asimetri oldu. Şimdi onu da tek yüz yogasıyla düzelteceğim inşallah. Ee, öyle yani burnumu evet yaptırdım. Senin güzellik algın evet biraz farklı. Aynı şekilde yakışıklı tanımın da biraz farklı. Yani sen... Benim neymiş yakışıklı tanım? Yani bir neymiş? Şey, tövbe estağfurullah geldiysen üç kere vur. Anthony Hopkins, Jack Nicholson. Doğru. <laughs> <laughs> Doğru. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Çoktan da sayalım. Hadi o yine en yakışıklıları ve en karizması bence o. <laughs> Çok Ama yakışıklı ya dedem, değil mi? Değil mi ikisi de ya? İşte bana evet. onlar yaşlı gibi gelmiyor. Evet. Onlar hep genç farklı gibi geliyor bana. Farklı bir bakış Çok farklı bir kafa. Olabilir. Sen, senin yani kafandan istiyoruz müjde olma. <laughs> ben kendime alışkın olduğum için bana hiç garip gelmiyor. Yani. Bir de şöyle de bir garip. Şimdi bunu da izleyince şu anda tabii ki Apo, hani Alev'in sevgilisi Apo da yaşça büyük ve bu adamların sıkılısına giren bir adam Seter Tarnoyen. <laughs> ve o yüzden de bu rolü giyinirken sana garip gelmemiştir. Tabii ki Alev Apo'ya aşık olabilir yani. E, Alev Apo'ya aşık olabilir tabii ki. Tabii karışmam ki. ona. Senaristlerimizin ne yazarsa senarist yani, yani onu oynuyoruz. Yani Hani nasıl Antony aşık olabilirse. Ben yani Antony Hopkins'e özel bir şey bu. Evet. Genelde yaş büyük. Yani Sen ben olsa ne olmazdın tabii ki. Yok. Keşke genç kalsak Ama böyle... bu rolü inandırıcı kıldın senin bu bakış açısına Öyle sahip o, o, yani ben sonuçta bak gerçekten inanmamak Hiç için çok direndim işte. ben. Yani dedim ki yani ilk hani olur mu daha siz flört aşamasındayken çok direndim. Sonra inandırdın. Yani evet o hatta ki ben son bölümde ne var ya hani bana da empati yok mu hani olamaz mıyım diye o haykırışın o kadar inandırıcıydı ki hepiniz yaptınız bana gelince mi? Aha evet <laughs> aynı. O kadar inandırıcıydı ki sonra da bu anjiyo böcekle kısıcığım herhalde dedim. bunun da etkisi var dedi. Hiç böyle düşünmemiştim. Olabilir ama ben keşke hepimiz vampir olsak da belli bir yaşta kalsak kimse fiziksel olarak buruşmasa taraftarı bir insan olarak aslında çok da hani estetik algım o o taraflarda değil. Bu birkaç kişiye özel bir durum. Evet. İçimde Yoksa her söyleyeyim? hoş. Kaslı severim diyorsun. E, kas da şart değil. Bilmiyorum. Hı, ben de. beğendiğim insanlara bakıyorum. Hiçbiri de birbirine benzemiyor. Nedir bendeki e, <laughs> sebep? Onu çok anlamış değilim ben de. Seni e, en rahatlatan şarkı? Yüzdeyken konuşuruz sandal. E, seni en rahatlatan film? Bir dakika, dizi olabilir mi? Olur. Ezel. Seni en rahatlatan yemek. Barbunya. Barbunya. Barbunya getirecektim. son anda izlenim. Getireceğim sana Daha söz. Daha dün yedim bir arkadaşın ablası annem, yaptı. Bak annem sana söz veriyorum. Annem efsane yapar. Getireceğim sana barbunya. Çok isterim. En rahatlatan renk. Denizden dolayı mavi ama yani doğadaysam yoksa üstüme başıma giymem ben, ben siyahçıyım. Ama mavi rahatlatıcı bir renk. Seni en rahatlatan spor? Esnemenin olduğu her şey. Yani yoga, pilates. pilates. Seni en rahatlatan dans? Serbest <laughs> değil. <laughs> Canın nasıl istiyorsa <laughs> öyle dansı. Seni en rahatlatan şehir? Ee, Ayvalık. Seni en rahatlatan içki? Ben aslında yerine göre içki saçmayı seviyorum. Ama beyaz şarap. Seni en rahatlatan koku? Tanıdık kokular. Ay ne güzel yani, Mesela kimse parfüm değiştirmemeli. Hı. Gittiğim yerin, evin kokusu birinin kokusu alışık olduğum her koku. Seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Kadın olarak Hande Yener'i söyleyebilirim. Hande hem çok ya yani çok enteresan bir kadın o hem çok enerjisi yüksek ama asla panik panik bir insan değil. Konuştuğum zaman onunla böyle oluyorum. Ha tamam. Her şey yolunda çözeceğiz o da iyi gelmeye e, yönelik e, işler yapıyor ve amacı da o zaten. Benim de iyi arkadaşımdır, çok severim. Yani biliyorsun hem bu kadar enerjik olup hem bu kadar yormadan ve sakinleştirerek, iyileştirerek nasıl bir enerji, nasıl bir ruh anlamıyorum. O müthiş bir e, insan, çok seviyorum. Bir de Sinan Canan dinliyorum ben birkaç senedir. İnanılmaz hoşuma gidiyor ama tek olduğu programlar. Çünkü ben birkaç kişinin olduğu programları da seyredemiyorum. Herkes birbirinin evet. konuştuğu zaman. Ama e, o bana çok iyi geliyor son evet, zamanlarda. Çünkü ne diyor o? Hayatın anlamı hayatın anlamını aramaya çalışmaktır. Sen de zaten bu yolun <laughs> yolcususun. Ve de. çok e, rahat. Yani Harika. köşeleri yok. Çok modern. Ama bir taraftan da çok gelenekselci. İnanılmaz güzel bir potada eritmiş ve çok güzel anlatıyor. Çok Harika. beğeniyorum. Çok severim onu dinlemeyi. Çok teşekkürler Müjde. Vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Nihayet buluştuk. Çok Nihayet. sevindim çok güzel geçti. Teşekkür ediyorum herkese. Bir ne olursa ne olur, rahat olun. Daha sonunda geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Abone oluyoruz, yorum yapıyoruz. Öptüm, hoşçakalın.